Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Süper Lig'de VAR kayıtları açıklanmış. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VAR kayıtları açıklanmış. Açıklanmamış ama. Nasıl yani hocam? Arkadaşlar açıklanmış VAR kayıtlar ama açıklanmamış. Şimdi Kasımpaşa Fenerbahçe 20 numaralı oyuncu 97 numaralı oyuncunun ayağına topla oynadıktan sonra basıyor. Halil Umut Meder top gittikten sonra 20 numaralı oyuncu top geçtikten sonra 97 numaranın ayağına basıyor. Top oyun içerisinde bir tane daha offside kamerasından görebilir miyim diyor. Offside kamerasından görüyor. Bir de diğer açıyı gösteriyorum. İstemiyorum eminim penaltı kararı veriyorum diyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Çağırmadığı pozisyonu çok merak ediyorum. Ya, Trabzonspor Beşiktaş maçını vermiş mesela. hani kırmızı kart için inceleme öneriyorum. Ali Şansalar ne diyor? Özgür abi bileğinin üstünde zaten tendonun oraya net bir müdahale var. ayağın tabanıyla. Tamam top da yok zaten orada. Pozisyonu gördüm. Benim için bu kırmızı kart diye veriyor. Kardeşim ben Bekao'nun ortaladığında elle oynamaya niye penaltı verilmediğini merak ediyorum. Arkadaşlar bak. Başka takımla olabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ee, ne bileyim taşa tapabilirsiniz. Ee, kemiğe tapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Olabilir. Saygı duyuyorum. Ama bana izah eder misiniz? ya Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında yaptığı orta niye penaltı verilmedi? Ya da ben mi kaçırdım? Gerçekten bak ben çok merak ediyorum. Yani işin içinden çıkamıyorum. Vallahi çıkamıyorum ya. Ya niye verilmez o penaltı? Öte yanda mesela dün Galatasaray maçında izlediniz mi arkadaşlar? Bazı Şarpe Yılmaz'ın elinin attığı golü. Tanrı'nın eli falan diyecekler. Yakında ilahlaştıracaklar. Yani yakında ilahlaştıracaklar. Ondan sonra bir tane yer şey e, ee, diye bir arkadaşları var orta sahada. Arkadaş eliyle pozisyonu kesiyor. Gollük hata kesiyor. Ulan bir de sarı kart verse ya yok. Lan korkma Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmeyecek. Ama ben bir şey söyleyeyim. Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar şu anda Fenerbahçe'ye kötülük diye seviniyorlar ya. Arkadaşlar, Fenerbahçe'ye arkadaşlar inşallah derbiyi kazandıktan sonra siz izleyin bunların yanmasını, tutuşmasını. Çünkü Fenerbahçe kazandıktan sonra Galatasaray'ın aşağı gitmesini onlar da umacaklar. Diyecekler ki ulan bu Galatasaray'da iş yok bari biz baş etmeye çalışalım falan diyecekler. O zaman belki konuşurlar Galatasaray'ın. Fenerbahçe Beko'da Sırp Uzun için geri sayın. Fenerbahçe Beko serbest durumdaki Sırp Uzun Boban Marjanoviç ile anlaşma sağlamış. Ve Türk Hava Yolları Euroleague'deki temsilcilerimizden dünyanın en güzel takımı Fenerbahçe Beko'da çalışmalar devam ediyor. Ken birçin ardından uzun rotasyona bir takviye daha yapıyor Anlaşma sağlandı diyor her konuda anlaşma sağlandı aylık 45 bin euro kazanacak yoksa <laughs> kusura bakmayın sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı oyuncunun Perşembe günü 12-15'te İstanbul'da olması bekleniyor geçtiğimiz sezonu rakırsıta tamamlayan Baban Marjanovic Boban Marjanovic serbest durumda yer alıyor <laughs> kusura bakmayın öksürük iyice şey yaptı. Geçen sezon NBA'de 14 maçta 3.2 sayı 2.3 rebound ortalamaları yakalamıştı diyor. NBA'de bunu yakaladıysa biz de ortalama 1-2 tane yakalar diye düşünüyorum. Zaten yakalamışlar. Prensesi yakalamışlar diyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe heyetini kabul etti. Şimdi kulağa çok hoş gelen bir cümle. Başkan değil de Cumhurbaşkanı diye geçmiyor mu? Ben bir de bir şey gördüm. Hani ben siyasetten falan çok anlayan bir adam değilim de. Eski sisteme dönüş için AK Parti ile CHP mi görüşüyor dediler. Hani bu e, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı sistemine geri dönüş için. Öyle bir şey gördüm ama bilmiyorum ne kadar doğru. Siz benden daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Burada arkadaşlar anlaşma yapıldı. Fenerbahçe 2024-25 sezonu ve 2025-26 sezonu şampiyon olacak. Ayrıca 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finalde Beşiktaş'ı yenerek e, kupayı kazanacak. Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak ve Fenerbahçe maçı kazanacak. E, gelecek sene ise Fenerbahçe Türkiye Kupası'na erken veda edecek bir şekilde e, Gelecek sene de Türkiye Kupası'na Beşiktaş kazanacak. E, ama Fenerbahçe Beşiktaş Süper Kupası yine oynanacak. Onun sonucunda iyi oynayan kazanacak diye anlaşma yapıldı arkadaşlar. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan da imzaya attı. Resmi gazetede de yayınlandı. Hocam ne saçma alıyorsun sen. İşte ben de onu söylüyorum. Galatasaraylı arkadaşlar bunun olduğunu düşünüyorlar. Ama Keşke böyle bir şey olsa. İnşallah böyle bir şey olmuştur. Neyse Recep Tayyip Erdoğan diyor ki her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum. Artık kısır tartışmaları Sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Birazsa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var." diyor. Hani heyeti kabul ediyor. E, mazisinde tarih yatan Fenerbahçe bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçemizde her ihtiyacında destekledik. Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak. Kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışta Fenerbahçe'mizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber el er birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesine vermemiz önemlidir diyor. E, 2024 Avrupa Şampiyonasına falan değiniyor. E, başarılardan falan bahsediyor arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum diyor. Yani keşke Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi. Yeni teknik direktör, yeni futbolcular diyor. E, elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek o heyecanı tekrar yaşamak istedik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Eee Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum Ali Koç ve yönetimine Fenerbahçe'ye ziyaret için teşekkürler diyor. Ali Koç'ta vakit ayırıp kabul ettiği için <laughs> Erdoğan'a teşekkür ediyor. E, en çok sporcu gönderen takım olduğumuzda bir kez daha yineliyor ve diyor ki hakemler adil yönetsin maçı. Yazık bize de yazık diyor. O da tamam diyor. Hakemler adil yönetecek diyor. Bu bugün geçti de Derbiden itibaren başlayacaklar diyor. Şaka bir taraf ama e, hayırlısı. Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya Galatasaray alamamıştı. Şimdi Galatasaray alamadıysa kimdir? Herkes olabilir arkadaşlar. Çünkü Galatasaray doğru düzgün kimseyi alamadı. Sadece şeyini aldı, e, Roland Ronald Salahi aldı. Nikola Zaleski. Şimdi Zaleski için devreye girmiş Beşiktaş. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer Beşiktaş'ta gram kafa varsa Zalewski transferine asla bulaşmaz. O kadar diyeyim. Çünkü futbolcu, hani 22 yaşındaki futbolcu orada kadro dışı bırakıldı. Mourinho'yu babası gibi görüyor. Devre arasından itibaren istediği kulübe imza atabilecek. Ee, hani süresiz kadro dışı anlatabiliyor muyum? Hani daha ne olacak? Daha herhangi bir şey olmasına da gerek yok. Bu arada İspanya Ligi'nde Barcelona 5'te 5 ile başlamış. Real Madrid 3 galibiyet 2 beraberlikle başlamış aklıma gelmişken. Ee, ama tabi Arda'yı oynatmazsa olacağı bu. Yani Arda Güler'in oynaması lazım. Fenerbahçe'de en nesiri antrenmana bile almam. İnanılır gibi değil ama böyle bir haber arkadaşlar. En nesiri antrenmana almam. Fenerbahçe'nin yıldızına şok sözler. Şimdi Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Yusuf Enesiri başta olmak üzere birçok futbolcu yeterli performans gösteremedi. Ancak Fenerbahçe düşmanlığıyla bilinen arkadaşlar ortalığı karıştırmak için adeta yemin etmişçesine çalışmaya başladı. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray'a hazırlanıyor. Galatasaray ise daha hakemlerden ne kadar destek alırız hazırlanıyor. Bir tarafta Usai Samuel'in iyileşme müjdesi Fenerbahçe taraftarını mutlu ederken. Diğer tarafta Ciku'nun antrenmanda olması. Mert Müldür'de herhangi bir bulguya rastlanılmaması. Mükemmel haberler olarak <laughs> Fenerbahçe taraftarını rahatlatıyor. Şimdi Edin Cicu kesik yedi. Ennesiri oynadı. Bunlar olacak şeyler. Sezon içinde bunları çokça göreceğiz. Jose Mourinho boşnak oyuncuyu dinlendirdi. Ennesiri'yi oynattı. Bunları çokça göreceğiz. Yine söylüyorum. Ve... Performansı sınıfı geçemedi diyor. 5 maçta 1 gol attı falan. Halbuki 270 dakika kısım kısım. Yani zehir zembere geliştirdiler. Kasımpaşa'nın eski stoperi Yalçın Ayhan. Kimse kusura bakmasın ama şu görüntü en nesili ilk 11'de değil antrenmana bile almam. Cenk Tosun'a haksızlık falan demiş. Emin olun Cenk Tosun'a sorsanız deseniz ki Cenk Tosun derbide senle mi başlasın en nesiliyle mi desin. Deyin yani bunu. Cenk Tosun der ki en nesiri varken hani beni niye konuşuyorsunuz? Hani niye şey yapıyorsunuz der. O yüzden bu tip adamları gündeme almayın. Ve Fenerbahçe'nin vatan hainleriyle mücadelesi bitmeyecektir. Çok ilginç bir e, haber. Bugün sosyal medya üzerinden servis ettiği bir video ile kendisiyle görüşme yapılmış ve forma gönderilmiş yalanını söyleyerek Başkanımızın ve kulübümüzün adını anma cesareti gösteren bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Bu şahıs aynı yöntemi Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez daha denemiş. Kulübümüz tarafından konuyla ilgili kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 19 Temmuz 2020 Pazar saat 17.10 Enes Kanter isimli şahıs sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020. ikinci olarak bugün yine aynı cümlelerle bazı paylaşımda bulunmuştur diye. Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibileri sonsuza kadar kapalı kalacaktır. Kapalıdır ve öyle kalacaktır demişti Fenerbahçe. Şimdi bugün klasik bir FETÖ yaklaşımıyla yalanlar üzerinden gerçek dışı gündem yaratan bu şahıs nezdinde. Öncelikle ve asıl olarak söylemek isteriz ki bu asılsız içeriğin Başkanımız ve yönetim kurulumuzun Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği günde servis edilmesi maksatlıdır. 1. Kulübümüzün bu ve benzeri terör örgütü üyelerine ve vatan hainlerine karşı duruşu ve tavrı nettir. 2. Bu tavır geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de aynı kalacaktır. Bu örgütün ve bireylerinin bugün hala Fenerbahçe'yi hedef alması bizi şaşırtmamaktadır. Bu videoyu servis eden, paylaşan şahıs ve hesapların tespiti ve cezası için gereken tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi FETÖ'cü bilmem ne çocuklarına duyurulur. Dikkat edin arkadaşlar. Galatasaray'ın adı skandallarla anılıyor. Birdenbire bir el çıkıyor. Bunu paylaşıyor. Garip değil mi sizce de? Yani garip değil mi arkadaşlar? Fenerbahçe konuşan değil. Başka bir şey konuşan var. Bakın Galatasaray'ın yasadışı bahisi şunu bunu falan filan ortaya çıkıyor. Hani konuşuluyor. Yok Galatasaray vazgeçti şöyle yapmadı böyle yapmadı umurumda değil. Vazgeçsene arkadaş. Sen reklamını yaptın bedavadan reklamı yaptın. Şu saatten sonra vazgeçsen ne değişecek? İstesen de yani o adamı istese de o reklamı yapamazlardı. Şu anda dünya çapında reklam yapmış oldum. Oldu mu oldu reklam yapıldı mı yapıldı bitti. Reklamın kralı yapıldı hem de. Ondan sonra demagoji kasıyorlar işte. Ya biz bir iş yapmadık eee, lü, lü, lü. falan yapıyorlar böyle. Arkadaş sen çok güzel bir şekilde reklamını yaptın. Yasa dışı şey. Başka bir ülkede olsaydı emin olun Galatasaray o Gaziantep maçına çıkmadan hükmen yenik sayılır derlerdi ki arkadaş bu usule aykırı bir iş. Sen burada futbolcu transfer ettin. Sen burada bedavadan futbolcu transfer ettin. Ya da bedavadan etmedin ama parayı da bu şekilde verdin. Senin normalde bu transferleri yapamaman lazımdı deyip lisanslarını dondurmaları lazım. Ama gel gör ki burası Türkiye. Hiçbir şey de olmaz. Yani hiçbir şey de olmaz. Yarın bir günde unutulur. Zaten unutulsun diye suni gündem yapılıyor. Yani bazıları diyor ki hocam tesadüf mü diyor. Ben her zaman ne söylerim? Bir, tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. İki, bir imamın ateist olması kadar saçmadır Galatasaraylıların hakem olması. Yani ikisi aynı bünyede asla olmaz şeyler. O yüzden şaşırmıyorum. Artık birçok şeye alıştım arkadaşlar. Allah sabır versin hepimize. Tuzak kuranların en hayırlısı cenab Allah'tır. İnşallah Rabbim birilerinin yanına bu işleri koymaz. Şimdi Okan Buruk demiş ki lig başladığından beri rakibimizi çok iyi takip ediyoruz. Her maçını dikkatli takip ettik diyor. Keşke adamlığını, insanlığını, dürüstlüğünü takip etseniz. Keşke bunu örnek alsanız. Takip edip. Icardi kesin kesin diyor. Kesinlikle derbide yok diyor. Osterwolde çok üzüldü. Ve şimdi kime diyor makyaj yaptıracağım diyor. Hatırlayın. Makyaj yapıyordu arkadaş. Ya ne kadar şeysiniz ya. Yani algı yapmak için. Bilmem bir şeyler yapmak için. Makyaj yapmalar şunlar bunlar. Ya gerçekten bak ben acıyorum bazen. Gerçekten acıyorum. Çünkü bu kadar olmaz. Bir takım bir takımla mücadele ederken ya eşit şartlarda adil şartlarda mücadele edelim. Yoksa Avrupa'ya gittiğinde görüyoruz. Galatasaray'a gidiyor şamar olanı. Millet Galatasaray'ı da çektiğine seviniyor. Hani Avrupa Fatih Mati bir şeyler diyordunuz. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın hakemlerle kazandığını size şöyle anlatayım. Bugün Galatasaray'ın efsanesi kim? Ee, hak, e, şey Fatih Terim. Hakan şükür diyecektim ya. Şimdi Fatih bir gecede deseler ki Okan Buruk'ta yollar ayrıldı Fatih Terim geldi. Galatasaray camiasının %90'ı sevinir mi üzülür mü? Sevinir değil mi? Bak bir. Bugün federasyon desek arkadaş biz bir karara vardık. UEFA ile de görüştük. Fenerbahçe Galatasaray maçının orta hakemi, yan hakemi, dördüncü hakemi ve var hakemlerinin tamamı yabancı olacak. Galatasaray mı tepki gösterir? Fenerbahçe mi? %99 Galatasaray tepki gösterir. %1 de Fenerbahçe gösterir. Yani Fenerbahçeliler diyeyim. Galatasaraylıların yani %99 tepki gösterenler %99 Galatasaraylılardır. Buradan anlayın arkadaşlar. Kim hakemle yürüyor? Kimin hakkını hakemler yiyor? Çok basit yani. Sağlama 2 kere 2 4'ün sağlaması kadar basit. Ama gel gör ki onlara göre hep hakları yeniliyor. Hatta Galatasaraylı arkadaşlara göre geçen sene Fenerbahçe şampiyon olmuş. Demek ki hakkaniyetli konuşmak istiyorlar. Yani geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonunu çalındığını demek ki onlar da anlamışlar. O yüzden ben çok uğraşmıyorum. Uzun lafın kısası. Hocam Fenerbahçe şampiyon olacak mı bu sene? Garanti alındı mı falan demeyeceksiniz değil mi arkadaşlar? Yani Galatasaraylıların tuttuğu safın aynısını tutmayacaksınız. Onlar böyledir yanaklarını okşatırlar. Başka bir şey yaparlar. Masanın altına bilmem şeyle yaparlar, böyle yaparlar. Sonra derler ki herkes böyle yapıyor. Sonra herkes öyle yaptığı zaman derler ki o bak acaba ne ayarlamaya gitti. Ya biz bu taktiklerin hepsini biliyoruz. Artık hepsini çözdük. Ben her zaman söylüyorum yine söylüyorum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü Deccali yani hepsi karşı tarafta. Hepsi karşı tarafta. O yüzden Rabbim Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. İzlediğiniz için bu kanalda desteğiniz için teşekkürler. Unutmayın değer bir maç özel çok fazla kişiye üyelik hediye edilecek. Biraz video izleyip biraz yorum beğeniyle de desteklerseniz sevinirim sizlere de üyelik çok çabuk çıkar. Görüşmek üzere.